Melih Altınok Atatürk demek. Türkiye ilk astronotunu geçtiğimiz gün uzaya gönderdi. Astronot Alper Gezeravcı SpaceX'in uzay aracındaki İspanyol, İtalyan ve İsveçli meslektaşıyla birlikte 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak. Mikro çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, tuz gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi alanlarda bilimsel projeler üzerinde deneyler yapacak. Kimileri nedense çok huzursuz. Günlerdir söylenip duruyorlar. Ne gereği varmış? Uzay bizim neyimizeymiş, daha yerdeki sorunlarımızı çözememişiz. Hem çok pahalıymış. Ayranımız yokmuş içmeye. Daha neler neler. Yanlış anlaşılmasın, Mars'ta su var mı? Et var mı? But var mı? Manyak manyak işler. Tespiti tekerleme olan cübbeli Ahmet Hoca'dan bahsetmiyorum. Astronotumuz, merakla beklenen uzaydaki ilk konuşmasına Atatürk'ün, ''İstikbal göklerdedir'' sözüyle başlayınca iyi bari'' diyen seküler tarikatın üyeleri bunlar. Gezer Avcı'nın aile fotoğraflarını yeterince layık bulmamışlardı ama şimdi kendisine ısınmışa benziyorlar. Hatta aralarında CHP'li eski büyükelçi Faruk Loğoğlu gibi sırayla selamlamada uzaydaki vatandaşımız Atatürk dedi. Başka isim anmadı. Bakalım döndüğünde neler bekliyor bu kardeşimizi diye kaygılanan bile var. Duyan da memlekette Atatürk demeyen var sanır. Memlekette FETÖ'sü bile darbeye kalkışırken Atatürk'ün sözlerini kullanmıyor mu? Ne kadar kolay kandırıldığınızın farkında değil misiniz? Cemiyet hayatı Rüşvet operasyonuyla gündemde olan Büyükçekmece Belediyesi'nin başkan yardımcısı Hasan Akkuş dün kameralar önünde yaşlı bir kadını boğazından sıkıp tartaklıyordu. Normaldir. Genel başkanları geçtiğimiz günlerde babası yaşında adamı yolda yumruklayan bir kullanışlı aptalı parti olarak sahiplenmişti. Şimdi de vatandaşı küfürler eşliğinde darp eden belediye başkan yardımcılarını ve bir adama 3-5 kişi saldırmaya utanmayan tasmalıları kahraman ilan ederlerse şaşırmayız. Zira günden güne üstüne ekleyerek akıbetlerine yürüyorlar. Bu seçimleri de kaybetmeyi kafalarına koydukları anlaşılıyor. Peki ya olayı görüntüleyen A Haber muhabiri Ahmet Vural'ın başkan yardımcısının adamları tarafından yerlerde tekmelenmesi karşısında cemiyetimizin suskunluğunu neyle izah edebiliriz? Gazeteciler Cemiyeti'nde, Basın Konseyi'nde, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nde, Gazeteciler Sendikası'nda bir tane aklı başında gazeteci yok mu? Biliyorum içlerinde, oh olsun, diyenler çoğunlukta. Ama bari usulen kınayın. Her gün CHP'li gazetecilere bağımsızlık, tarafsızlık ödülleri dağıtıyorsunuz ya. Olmuyor Özgür Bey. Özgür Özel geçtiğimiz gün partisinin kürsüsünden 299 Spartalıyı savaş öncesi yüreklendiren Kral Leonidas edasıyla gidin ve kazanın. Size güveniyorum diye avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Ardından kendisini alkışlaması ise titreyen tiz sesiyle attığı tirattan daha felaketti. Madem büyük oynamaya heveslisiniz, biraz çalışın bari, diyeceğim ama liderlik, karizma, çalışarak kazanılacak vasıflar değil ki. Baksanıza, Kemal Bey bile 13 yıllık deneyiminin ardından, buradayım ve buradayım, performansıyla herkesi kendine güldürerek jübilesini yaptı. Gider ayak çakmak. Altıncı kez talip olduğu belediye başkan adaylığı için genel merkezi ikna edemeyen Yılmaz Büyükerşen'in bir anda CHP zihniyetinden yakınan konuşmalar yapması trajikomik. Meğer başkan gençliğinden beri, geçimsizlik, anlaşmazlık, kıskançlıklar, iftiralar, ters yorumlar, birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyma gibi elimlerle yoluna devam eden bu CHP nasıl adam olur diye düşünür dururmuş. Bakalım emeklilik günlerinde başkan daha neler neler hatırlayacak. 27 Mayıs anılarını bizzat merak ediyorum mesela. O dönem darbeyi destekleyen bildirileri gönüllü bastığı matbaası duruyor mu bilmem ama belki anılarını kitap olarak da basar. Ne var ki yıllarca ortağı, öznesi olduğu bir hareketi gider ayak gömmesi bundan sonra ağzından çıkacak sözlerin samimiyetini sorgulatacaktır.